seçimden önce vermiş olduğunuz vaatlerle şimdi yaptıklarınız birbirini hiç tutmuyor. İstanbul Beyoğlu Tepebaşı'nda taksiciler büyük bir konvoy oluşturdu ve İstanbul Belediye Başkanı'nın 5000 yeni taksi plakası çıkarma kararını protesto ediyorlar. İstanbul'daki taksi tartışması sosyal medya gündeminde ilk üçe girdi. PKK'ya 5000 taksi hashtag'inden binlerce paylaşım yapıldı. Taksiciler İstanbul Tepebaşı'nda kontak kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu protesto etti. Büyükşehir Belediye'mizin yeni çıkartmak istediği İstanbul için 5000 tane taksinin şu an için gündeme alınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konuyla alakalı arkadaşlarımız da bir protesto olarak yapıyoruz bu işi. Taksiciler Tarlabaşı Bulvarı'nın yarısını trafiğe kapadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslerini duyurmaya çalışan taksici esnafı muhatap alınmamaktan şikayetçi. Belediye başkanı seçilme süresi içerisindeyken, vaatleri içerisinde kesinlikle bununla alakalı bir alt komisyon oluşturulacağını, bu komisyonun içerisinde esnafın da muhakkak olacağını, masanın bir tarafında bizlerin olacağını beyan ettiler. Ama nedense hiç bizlere danışılmadan, hiç bizlere bir şey söylenmeden, derdimiz, sıkıntımız nedir bunlar dinlenmeden bir anda alelacele bir UKOME toplantısı yapılıyor. Taksicilere göre yeni düzenleme müzakere ve diyalogla yapılmalı. Bu kararın alınması bizi çok üzdü. Çünkü bizim bu masada oturması gereken ilk kişiler bizken hiç bizim haberimiz dahi olmadan tamamen rant amaçlı gözüken, çıkar amaçlı gözüken bir işlemdir diye düşünüyoruz. En azından bize danışılarak bu işlerin yapılmasını, bizim de fikirlerimizin alınmasını istiyoruz kesinlikle. Derdimiz bu. Belediyenin 5000 yeni plaka kararını protesto eden taksiciler İstanbul'da yeterli taksi olduğunu fakat planlamanın yetersiz olduğunu düşünüyor. Önce mevcut sistem analiz edilmeli. İhtiyaç tespit edildikten sonra yeni plaka kararı alınmalı. Şoförlerimizi eğitelim. Ondan sonra üniversitelere talimat verirler, inceleme yaparlar, araştırma yaparlar. İstanbul'un eğer ki böyle bir ihtiyacı varsa ona göre bir hazırlık yapılır ve verilebilir. Esnafa göre 5000 yeni taksi plakasının arkasında belediyenin yeni gelir kaynağı yaratma hedefi yatıyor. İstanbullu ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kararı destekleyen de var. Yeni taksi her zaman ihtiyaç var çünkü taksi adedi 17 bin zaten öyle hatırlıyorum. Bu konudaki karar doğru bir karar. İtiraz eden de. Yıllardır bu İstanbul'da emek vermiş taksiciler var. Bu meslekten emekli olmuş, alın törü dökmüş. Yani biraz da bunlara dikkat etmek lazım. Vatandaşın bazı şikayetlerini haklı bulan taksiciler, korsan taksilere ve meslek etiğine uymayan şoförlere karşı devleti göreve çağırdı. Bizim içimizde çürüklerin ayıklanmasını biz istiyoruz. Yani ben o insanlarla aynı kefeye konmak istemiyorum. Onu da devletin yapması gerekirken bütün her şeyi taksiye yıkıyorlar. Böyle bir şey olamaz yani. Bizimle alakalı değil, onu devlet önlemesi lazım. Aramızdaki çürükleri ayıklaması lazım. Taksiciler koronavirüs sürecinin yarattığı maddi yüklerden ayrıca dertli. Bu zor süreçte 5000 yeni taksi kararının aceleyle alındığını düşünüyorlar. İnsanlara kredi çektiriyorsun. Bakın pandemi döneminde insanlar çektikleri kredileri ödeyemiyor. 3 ay krediler ertelendi ki tekrar başvuruyoruz. Tekrar erteleyelim diye. Tam düşercesine bir anda 5000 tane taksi çıkartacağım deyip bir gecede UKOME'yi toplayıp yapacağınız günde UKOME'nin toplantısının yerini değiştirip bu kararı almak. Yani hiç hoş olmadı Sayın Başkanım.